Merhaba arkadaşlar, bu metamfetaminle alakalı videoya gelen, en çok gelen yorumlardan. Hocam işte etkisini anlatmışsın, insanın neler yaptığını anlatmışsın, şizofreni yaptığını söylemişsin, paranoya yaptığını söylemişsin. İnsanın hem bugünlerini hem yarınlarını mahvettiğini söylemişsin. Ama nasıl kurtuluruz, bundan bahsetmemişsin diyorsunuz. Aslında bahsettim, çalma listesi var profilimde. O çalma listesinde bununla alakalı videolarım, çalışmalarım var. Ama ben yine kısaca özet geçeceğim. Şimdi nasıl bırakacağız? Nasıl arınacağız? Nasıl kurtulacağız? Tek tek sayıyorum size madde olarak. İsterseniz bir kağıt kalem varsa not edin. 1. Çevreyi değiştirmek. 2. Çevreyi değiştirmek. 3. Çevreyi değiştirmek. 4. Çevreyi değiştirmek. 5. Çevreyi değiştirmek. 6. İlk 5 madde asla değiştirilemez, tartışmaya bile açılamaz. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Çevrenin ne kadar önemli olduğu konusunda. Ondan sonra yani bıraktıktan sonra yaşayacağınız yoksunluk halinden dolayı bir uyku durumu olacak, zaten uyuyacaksınız. Uykudan uyandıktan sonra o yalancı özgüvene aldanıp, bak yine söylüyorum, yalancı özgüvene aldanıp tekrar kullanmak yok. Bahsettiğim vitaminleri kullanmanız o yoksunluk sürecini daha hızlı atlatabilmeniz için çok önemli. Vücudu hızlı şarj etmek gibi düşünün. Vitaminlerin oynadığı görev, vitaminlerin rolü bu. Egzersiz yapmak endorfin salgılamasını sağlar. Endorfin vücudun doğal salgıladığı bir morfindir ve insana mutluluk verir, dinç hissetmenizi sağlar. Saunaya gidip terlediğiniz zaman toksinleri dışarı atarsınız ve vücut rahatlar. Toksinler dışarı çıktıkça vücudun rahatladığını hissedersiniz. Ondan sonra kendinize kesinlikle ama kesinlikle sağlıklı bir çevre organize etmeniz lazım. Madde geçmiş olmayan, maddenin mevsini bilmeyen, normal konulardan konuşabileceğiniz, kendinize mükemmel bir arkadaş çevresi dizayn etmeniz, organize etmeniz lazım. Evden çıktığınız zaman eski hayatınızda parayı bul, kanalı bul, yalanı bul, eve bir yalan bul, torbacıyı bul. Hayat buydu. Ama şu an öyle olmamalı. Önce kendi özgüveninizi kazanacaksınız. Ondan sonra etrafınızdaki insanların güvenini kazanacaksınız. Çünkü madde insanın, özellikle metamfetamin, bir, insan özgüvenini çalar. İki, etrafınızdaki insanların size olan güvenini çalar. Bunları tekrar kazanmak sizin ellerinizde. Ama ne kadar istediğiniz, ne kadar istikrarlı olduğunuz, ne kadar kararlı olduğunuza bağlı.